Bunu da başaracak mı? Tamam. Tamamdır. Tamamdır tabii başaracaksın. Şimdi hadi bakalım. Hadi açın kapıyı bakayım. Pembe pembe gidelim ne olacak? Tamam. Görevli var mı buralarda? Yoksa söyleyin içeriden bir engelli vatandaş geldi. İster geçsin buradan işi var. Bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar. Bacağım üstünde. Geçemez ki. Tekerlekli sandalye içindeyim. Tekerlekli sandalye inan olmaz, basamak var. Ne oldu? Bu taraftaymış. Buram lazım, alayım. Bunu çünkü lazım, çekelim. Ne yapacak? Ne dedi? Yapacağım. Ne dedi? Bu taraftaymış güvenlik dedi. Biz güvenliği arıyorduk ama... Güvenlik neredeydi? Kapıyı açtırmaya çalışıyoruz. Engelli birisi var burada. Girmesi gerekiyor. Şuradaki kapı var, bir tane siyah. Ha, onlar var mı? Engelli birisi var. Açılması gerekiyor. Nasıl girecek? Kapı basamaklıdır. Demir sürgülü kapı. Sürgülü kapı. Sürgülü demir kapı diyecek. Dışarıda bekleyin de güvenlik gelecek diyor bize. Bu sıcakta güneşin altında bekleyeceğiz. Eskiden vardı yani açıldı. Açıyorlar bu kadar. Da geçebilirdi. Tabii. Bu kapıyı açacak bir güvenlik yok mu? Nerede içerisi? İçeride dedik bekle de gelecek. Nasıl ya bir güvenlik yok mu ya burada? Kimdir bu kararı veren, bu kapıyla ilgili? Siz diyeceksiniz güvenlik aradık. Polikliniğin önünde yarım saat bekledik sıcakta. Güvenlikten hiç güvenlik kimse cevap aradık vermez. Yok. Ama nasıl bir iştir ya? Bu zaten bu kapının kapalı olmaması lazım. Güvenlik cevap vermez telefona. Yoktur güvenlik, telefonu açmıyor. Baş doktora gidin diyor. Nedir ya o numarası? 13-16. Aşmaz ki, operatör de aşmaz. Operatör de aşmaz. Sıradaki ikinci kişiyim. Ben de şimdi çekiyorum. Sorun var. Güvenliği aradım. Ha, güvenlik şefi yerinde yok. Güvenlik şefi yerinde yok. Beyin kanaması geçirdik. Daha geçemeyecek, gidelim içeri daha. Hastaneye giderken hasta olma durumu. Gidip sözü söylesek. Direkt gitsek oraya. Bak orada engelli şey var, ram falan gördünüz. Araba önündedir ve kaldırım yükseltilmiştir. İnanamazsınız onlara. O şeyin olduğu yerde değil mi? Evet, kaldırım yükseltilmiştir. Evet, daha önce öyle değildi. Daha önce öyle değildi, onu yükselttiler. Öyle bir mantık olur. Mesela derneğe geliyorum haftanın iki günü. Hastanede bir işim olursa buraya yalnız başıma gelemem. Çünkü merdiven var. Merdivenden geçip hastaneye ulaşamam. Diğer büyük kapıyı açmıyorlar. Başhekimin emridir diyorlar. Ama bence bu çok yanlış. Bir arabalık yer bırak bizi engellemeseler daha iyi olacak. Başka ne diyeyim ki? Engelleniyoruz herhalde. İyi günler. Biz aşağıda engelli bir vatandaşla ayaktan tanı merkezine girmeye çalışıyoruz. Giremedik. Telefona ulaşmaya çalışıyoruz. Baş doktora ulaşamıyoruz. Bir telefon açabilir misiniz? Kendine bizimle görüşsün. Geldi. Nihayet. Başhekimler kapat, idareler aç. Görüşmüyor mu bizimle baş doktor? Siz bizim için bir baş doktor arayın bence. Hadi geliyorum ben de. Biz 20 dakika istedik bu güvenlik gelsin bunu açsın. Yarın öbür gün acil bir şey olur. Mesela arabaları buradan çıkaracaksın ya da arabanın buradan tabii girmesi ya lazım. 20 dakika biri... İnsan hayatı bu. Biz başhekimle görüşmek isterdik. Tamam. Tamam valla işim var benim. Şimdi sonra konuşuruz gene. Tamam. Hadi bay bay. Buyurun.
Baş hekimle görüşmek isterdik lütfen. Baş hekimimiz ayrıldı. Kimdir sorumlu? Kapının ayaktan tanı merkezinin önünde bir siyah sürgülü kapı var. Sürekli kilitli kalıyor. Kim verdi o kararı? İdare amirimiz vardı içeride. İdare amirimizle uğraşıyor. İdare amirine dedim bak. İdare amiri açık bırakın demiş. Merhaba. Biz idare amiriyle görüşmek isterdik ama. Geliyoruz Mombeyli. Aşağıda ayaktan tanı merkezinde bir sürgülü siyah kapı var. Kim veriyor onun kararının kapalı kalması kararını sürekli olarak? Engelli bir vatandaş var. Hiçbir zaman giremiyor oraya. Hiçbir engelli giremiyor. Kim veriyor o kapının kapalı kalma kararını? Siyah sürgülü kapı. Evet. Başhekimliği. Başhekimlik bizi buraya gönderiyor. Yani bu kapı açılınca sadece engelli için değil herkes için daha kolay. Bir kere öbür kapıyı kimse görmez. Kendi başına gelip işini halledebilmesi, yanında 5 kişi olmasına yani gerek yoktur. Bu olay çözüleceğini söylerseniz yani ya oraya rampa yapılacak, öbür mesela engelli bazı zaman önünü giremez ve geriden ya hareket edebilmez. O zaman evde yapabileceği bir yer. Ne zamana yapılır bu? Yani hastane bunu bilir mutlaka. Yani nikahı da kıyalım burada. Evet. Bir daha geldiğimizde ayaktan tanı merkezine girebileceğiz. Rahatlıktan gideceğiz.